Herkese merhaba. Alper ben Boşkart Türkiye'den. Bugün yeni bir videoyla bir aradayız. Bana yine çok gelen sorulardan bir tanesi, Boşkart erişim kuralının kazayla silinmesi durumunda ne yapmamız gerekiyor ki cihazı resetlemeden tekrar Boşkart'a erişebiliyor olalım. Şimdi birincisi bunun için bir konsol bağlantısına ihtiyacımız var. Konsol bağlantısında da cihaza fiziksel bağladığınızda PuTTY ile cihazımıza bağlanabileceksiniz. Burada da PuTTY ile ilgili gerekli değerleri görebilirsiniz. Bunları videonun açıklamalar kısmına da ekleyeceğim yine. Arkasından da çalıştırmamız gereken birkaç tane komut var. Temel olarak aslında cihaza fiziksel olarak konsolla eriştikten sonra buradaki komutları kullanarak yeni bir WatchGuard erişim kuralı oluşturuyoruz. Şimdi dilerseniz nasıl yapıldığına bakalım. Şimdi bu sorun özellikle bizim yeni kullanıcılarda karşılaştığımız bir sorun. Bana sıkça da geliyor. Bildiğiniz gibi WatchGuard'a erişim için iki tane kuralımız var. Bir tanesi Web User Interface tarafından eriştiğimiz kuralımız. Bir tanesi de WatchGuard'da WatchGuard System Manager yani bu uygulamayla eriştiğimiz kuralımız. Örnek veriyorum, ben bu kuralımı sileyim. Arkasından cihazımı kaydedeyim. Kuralımı sildikten sonra cihaza erişmek istediğim zaman hemen IP adresimi yazıyorum. 2.8080 hatırlarsanız. Cihaza erişemeyeceğim. Tekrar dönüp loglara bakmak istediğimde de aslında unhandled trafik olarak gözükecek. Port olarak 8080 diye sınırlandıralım. Evet, burada gördüğünüz gibi unhandled internal paket diyor. Bu aynı zamanda WatchGuard'ın kendi erişim kuralı da silindiği zaman benzer bir sorunla karşılaşacaksınız ve cihaza erişemeyeceksiniz. Şimdi bunu yapmak için yapacağımız işlem aslında gayet basit. PuTTY'yi açıyoruz. Şimdi ben burada cihaza normal yine network üzerinden bağlanacağım. Cihaza fiziksel erişimim olmadığı için. Ama siz tabii ki fiziksel olarak erişeceğiniz için burada serial'ı seçip kendi bilgisayarınızda hangi komportta konsol kablonuz gözüküyorsa onunla bağlanmanız lazım. Ama ondan sonra yapacağım adımların hepsi birebir aynı. Kullanıcı adı ve şifremi yazıyorum. Burada admin şifresiyle giriş yapmanız gerekiyor. İki tane kuralı da ekleyebiliriz aslında. Hem web arayüz kuralını hem de normal WatchGuard'da erişim kuralını. Burada hangisini eklemek istiyorsanız onun komutlarını yazabilirsiniz. Zaten makalenin de linkini yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İlk yapacağımız configure, arkasından policy, arkasından rule deyip yeni bir WatchGuard kuralı oluşturacağız. VG new web UI diyelim. Web arayüz kuralımızı oluşturalım. Bunu da yaptıktan sonra hemen arkasından yazacağımız komut policy type vg fireware xdm. Ben şu anda web arayüz için oluşturuyorum. Hatta ikisini de oluşturalım. Web UI diyelim. Boşluk veriyoruz from alias. Zaten lokal network'ten edeceğim için buraya any trusted yazıyorum. To alias deyip buraya da Firefox yazıyorum. Temel olarak bakacak olursak, şöyle yaklaşalım biraz. Configure policy dedik. Arkasından yeni bir kural oluşturduk. VG new web UI diye. Policy type VG fireware xdm web UI. Burada kuralımızın tipini yazıyoruz. From alias any trusted. Arkasından da to alias Firefox dedik. Ve enter'a basıyoruz. Bu kuralımız oluştu. Bir de bunun aynısını dilerseniz yeni bir kural daha oluşturalım. Bu da WatchGuard new access kuralımız olsun. Bu kuralda bizim, şuradan çıkalım önce bir. Bu kuralda bizim yeni normal standart Firefox System Manager ile bağlanacağımız kuralımız için olsun. Bunu yazdık. Yine aynı komutu kullanacağız. Ama bir tek burada Firefox XDM Web UI yerine bunu siliyoruz. Buraya Firefox GMT yazıyoruz. Bunu da oluşturduk. Arkasından apply diyoruz. Arkasından exit deyip çıkış yapıyoruz. Şimdi policy manager'ımıza şu anda baktığımızda WatchGuard erişimi için bir tane kural var. Web user interface kuralımızı zaten silmiştik. Policy manager'ımı kapatıyorum. Yenilenmesi için buradan tekrar policy manager'ı açıyorum.
Tabi bu durumda siz zaten kuralı yaptıysanız cihaza bağlanabileceksiniz. Ama ben aradaki farkı gösterebilmek için yapıyorum. Gördüğünüz gibi iki kuralımız da eklendi. Bir tanesi 8080 için, bir tanesi de diğer WatchGuard System Manager kurallarımız için. Hemen tekrar gelip buradan deneyelim. Denediğimiz zaman da burada geldik. Siteye erişim sağlayabiliyoruz. Yapacağımız işlem bu kadar kolay. Eğer herhangi bir sorunuz olursa videonun açıklama kısmında, sorular kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.